Merhaba dostlar. Bu sefer istek üzerine Arduino programı, daha doğrusu Arduino'ya kod nasıl yüklenir, onun videosunu çekeceğim. Dediğim gibi bu istek üzerineydi. Normalde böyle tarz videolar çekmiyorum. Fakat istek olduğu için böyle bir video çekeceğim. Sesimde hafiften tızırlamalar olursa kusura bakmayın. Çünkü bilgisayarda çok video çekmiyorum. O yüzden bilgisayar video çekme programları çok fazla iyi değil. Ben de bilgisayar mikrofonum da çok iyidir. O yüzden çızırtı çıkabilir. Onun için kusura bakmayın. Evet, burada daha önceden yaptığım denemeleri, daha önce yaptığım kodları görüyorsunuz. Bunların hepsinin videosu gelecek. M555 ile bir inverter yapmıştık. Neyse, biz konumuza dönelim. Arduino'ya kodu yükleyebilmek için ilk önce şu Arduino programını, yani şuradaki programı bir indirmek gerekiyor. Hemen onu nasıl indirildiğini göstereyim şöyle. Chrome'a geliyoruz. Şurada geri çıkayım, ben daha önceden girdiğim için. Şurada Arduino CC. Arduino yazsanız da, Arduino doğrulantı yazsanız da çıkacaktır zaten. İlk siteye geliyoruz. Buradan software kısmına geliyoruz. Bak, sizde şurada olacaktır. Siz şurada software kısmına gireceksiniz. Software kısmında şurada bilgisayarınız neyse artık onu seçeceksiniz. Mesela benimkisi Windows 7 olduğu için Windows 7'ye tıklıyorum. Ardından şöyle bir panele aktarıyor bizi. Burada panele bağış yapabiliriz. Yani Arduino'nun sitesine, Arduino'yu üretene bağış yapabiliriz. Açık kaynaklı olduğu için bağışı isteyebilir. Ama yapmasanız da oluyor. Şurada Just Dovland diyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi Arduino programı indiriliyor 112 MB. Hemen şunu iptal edeceğim. Çünkü ben de indirildiği için iptal ediyorum. Şöyle. Hemen geri çıkıyoruz. Daha sonra Arduino programını indirip kurduktan sonra şurada Arduino klasörüne geliyoruz. Arduino programının açılmasını bekliyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet, Arduino programı açıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi benim daha önceden yazdığım kodlar bulunmakta ve size videosunu çektiğim inverter kodu bu. Zaten tüm istekler onun için gelmişti. Şimdi bunu yaptıktan sonra, Arduino programımız açıldıktan sonra kodumuzu yazıyoruz veya benim sizlere linkte verdiğim kodları alıyorsunuz, buraya giriyorsunuz. Daha sonra şöyle bilgisayarıma özelliklere, şuradan da aygıt yöneticisine basacaksınız. Burada biraz bekleyeceğiz. Şurada com bağlantı noktaları bulunuyor. Şuraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şurada bağlı olan cihazları sizlere gösteriyor ve yanında com numarası, com port numarası gösteriliyor. Şuraya geldikten sonra bakın Arduino'nuz takılı olmayacak. Arduino'yu buraya geldikten sonra ekran açıkken şöyle Arduino'yu takıyoruz. Ben taktım. Biraz bekliyorum. Evet, sayfa kendiliğinden yenilenecektir zaten. Biraz bekliyoruz burada. Evet. Görmüş olduğunuz gibi USB serial tekrardan yenilenecek. Biraz bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi USB serial port COM16. Yani benimkisi şu an 16. porta takılı. Burada numarasını gördük. Tabi şu isim sizin için farklı olabilir. Sizin kullandığınız Arduino'ya göre değişebilir. Benimkisi Arduino Nano Clone olduğu için ben buna okutabilmek için çeşitli programlar indirdim. Ki bunun sizin de, eğer Nano alacaksanız sizin de bunları yapmanız gerekiyor. Ama ben bunları bu videoda nasıl olduğunu göstermeyeceğim. Çünkü bayağı uzun bir uğraştırıyor. Video çok uzun olur. Şöyle bunu indirdikten sonra bakın size bahsettiğim program aslında şu CDM. Şunu indiriyorsunuz. Bu biraz sıkıntılı. Yani biraz uğraştırıyor. Daha sonra tekrardan açtığımız Arduino programına geliyoruz. Ve şurada güncellemelerim gelmiş. Onları sonra yaparım. Arduino programına geldikten sonra şurada araçlar kısmına geliyoruz. Ve kart olarak Arduino'muzu seçiyoruz. Burada Nano, Uno, bir sürü Arduino'nun çeşidi var. Siz hangisini aldıysanız onu seçmeniz gerekiyor. Eğer siz halen Arduino almadınız ve alacaksanız
Benim sizlere tavsiyem Uno. Eğer büyüklüğü sizin için sıkıntı olmayacaksa benim sizlere tavsiyem Uno alın. Çünkü Nano'nun kurulumu biraz sıkıntı oluyor. Yani işlemcisini seçmektir, işte onu bilgisayara tanıtmaktır falan filan uğraştırıyor. Ama Uno'yu aldınız mı? Uno'da sadece bir CH348 çipini yüklemeniz gerekiyor. Çip dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Sadece o. Onun dışında Arduino'nuzu seçip kodunuz hemen yükleyebiliyorsunuz. Daha sonra şurada Dayen'i görmüş olduğumuz numaraları seçiyoruz. Yani benimkisi 16. pine takılıydı. 16. pini seçtim. Şimdi şurada işlemci. Bakın burası önemli. Eğer Nano kullanacaksanız burası önemli. Uno da hiç sıkıntı olmayacaktı. Zaten otomatikmen üstteki seçili ama Nano kullanacaksanız şurada ortadakini yani Old Breadboard seçmeniz gerekiyor. Artık nasıl okunuyorsa. Bunu seçmeniz gerekiyor çünkü Arduino'nun yazılımı güncellendiği için Old Breadboard olarak geçiyor. Daha sonra şunu seçmeniz gerekiyor. Yani programlayıcı. Burada dediğim gibi eğer yine Nano kullanıyorsanız yine şunu seçmeniz gerekecektir. Farklı Arduino'lar için farklı farklı işlemciler, programlayıcılar seçiliyor. Benimkisi Nano olduğu için şunu seçiyorum. Daha sonra yazdığımız kodu şuradaki tik butonuna yani kontrol et butonuna tıklıyoruz ve program bunları kontrol ediyor. Programa yazdığımız kodların doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Eğer doğru düzgün çalışıyorsa hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Çalışmıyorsa kırmızı nokta şeklinde şuradaki satırı örnek olarak şuradaki satırı şöyle gösterecektir. Şimdi biraz bekliyorum. Kodun doğru olup olmadığını, kodun kontrol edilmesini bekliyorum. Bir süre bekledikten sonra zaten gelecektir. Evet, değerlenme tamamlandı. Bu işlem de tamamlandığına göre şurada şu yükle butonu. Bunu yaptıktan sonra şurada yükle butonu görünüyor. Zaten şöyle üstüne geldiğimizde şurada isimleri çıkıyor. Mesela kaydet, aç, yeni ve en sonda kontrol et. Bir yanında yükle butonu var. Biz bu yükle butonuna tıklıyoruz ve tekrardan tam emin olmak için kodu tekrardan kontrol ediliyor. Bu daha kısa sürecektir. Çünkü daha önceden kontrol ettiği için bu daha kısa sürecektir. Hemen yüklenmeye başlandı. Biraz bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüklenme tamamlandı. Bu ibareyi gördükten sonra hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Tamamen bu kadar basit. Şöyle hemen tekrardan yazdığım kodları sizlere de gösterelim. Yani tüm işlem bundan ibaret. Ben normalde böyle bir video çekmeyecektim fakat istek olduğu için istek bir video çektim. Eğer sizin de istekleriniz varsa bunları da çekebiliriz. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere. Mutlaka yorumlarda istek videonuz varsa belirtmeyi veya videoyu güzel bulup bulmadığınız videoyu belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.